Uygulamalar ekran. Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu Samsung Retina'dan konuşmaya motorunun modifiye edilmiş versiyonu. zaten elimizde bu sesler yok muydu? Daha hala neyi modifiye ediyorsun diye soracak olanlar olur. Evet, o eski ses verilerine kavuştuk. Onları kullanabiliyoruz. Ondan yana sıkıntı yok. Çok güzel. Yalnız şimdi de bazı kullanıcılar Samsung Retina'dan konuşmaya motorunun yeni versiyon seslerini kendi Samsung olmayan cihazlarında kullanmak istiyorlar. Ben de bu haberi aldım. Bu haber benim kulağıma geldi. Buna uygun bir modifikasyon yapmak istedim. Ve Samsung Retina'dan konuşmaya motorunun modifiye edilmiş halini ürettim. pardon, özür dilerim. Hasta oluyorum galiba. Boğazım biraz tuhaf. Sesim de değişik çıkabilir. Kusura bakmayın. Bu haber kulağıma geldikten sonra Samsung Retina'dan konuşmaya motorunun modlanmış ve özellikle yeni versiyon seslerini çalıştıran bir sürümünü ürettim. Uygulama sadece metin okuma motoru olarak işlev görmüyor. Ön belleği temizleme, gereksiz dosyaları silme gibi işlemler de yapıyor. Şimdi yorumların altına gelecektir. Ne yaptın öyle? Temizleyici uygulaması mı yaptın yoksa ses motoru mu yaptın diye soracak olanlar olur. Bir nevi hem temizleyici hem ses motoru. Yine ana menüde bir başlatıcı simgesi yok arkadaşlar. Her zamanki gibi ayarlardaki metinden sese bölümüne girip oradan etkinleştiriyoruz. Bunun haricinde uygulamaya girerken ve uygulamadan çıkarken gereksiz dosyaları ve RAM'i temizliyor. Ses seçimini nereden yapacağız? İki ayrı ses motoru olarak seçecek miyiz? Hayır. Öyle bir olay yok. İki ayrı ses motoru olarak seçmiyoruz. Samsung Retina'dan konuşmaya motoru ayarlarına giriyoruz. Evet, bu modlanmış sürümü ayarlarına girilecek şekilde modladım. Ben kullanmayacağım bu arada. Ben sileceğim bunu. O yüzden bu videonun altına bir dosya TC linki bırakacağım. İndirmek isteyenler indirebilir. Çünkü bende zaten yeni versiyon sesler telefonda yerleşik olarak var. Ve ben zaten yeni versiyon sesleri beğenmiyorum, sevmiyorum. O yüzden sileceğim. Ne dedik? Uygulamaya girerken ve uygulamadan çıkarken RAM'i ve ön belleği temizliyor. Gereksiz dosyaları siliyor. Ses seçimi kısmı basit. Yine normal Samsung Retina'dan konuşmaya motorunu tercih edilen metin okuma motoru olarak seçtikten sonra ayarlarına giriyoruz. Ayarlardaki Türkçe Türkiye bölümüne girip, daha doğrusu bölümün sağ tarafındaki ayarlar düğmesine girip ses seçimini oradan yapıyoruz. İşin teorik kısmıyla sizi sıkmadan hemen kuruluma geçelim. Ben sesleri kurduğum için, bende sesler kurulu olduğu için ses kurulumu yapmayacağım. Sadece ses motorunu yükleyip seslerin nasıl çalıştığını göstereceğim ama size ses verilerini göndereceğim. Çok fazla işlevsellik kattığım için uygulamaya dosya boyutu birazcık büyüdü ama sanırım hoşunuza gidecektir uygulama. Zarchiver Pro. Evet, giriyorum buraya. Download 2.1 Etrekte'de Kusökre Kaday Kaday alt çizgi TTS alt çizgi Plus alt çizgi PRO alt çizgi Bas nokta AP. Galaxy TTS Plus Pro olarak adlandırdım ben bunu. Kaday alt çizgi TTS alt çizgi Plus. Bu arada yüklerken ne oluyor ya, böyle uygulama hazırlanıyor falan diyor, bu ne iştir falan diye merak etmeyin. İçindeki komut dosyalarının boyutu çok büyük olduğu için yüklemeye hazırlarken tıpkı Nokia telefonlardaki uygulama yükleme işlemi gibi
yüklemeyi hazırlayarak yüklüyor. Yükle, listede. Şöyle yapayım. Yükleyeyim ben bunu. Paket yükleyici. İzin isteklerini baştan istiyor. Yani seçtikten sonra ses motoru olarak istediği izinleri gösteriyor. İleri deyip çalıştırabiliyoruz. Şimdi yüklüyorum. Paket yükleyici bilinmiyor. Tablo dışında. Uygulama hazırlanıyor. Uygulama hazırlanıyor diyor. Hazırlasın uygulamayı. KDTTS Plus Pro. Bu uygulamayı yüklemek istiyor musunuz? Bu uygulamayı yüklemek istiyor musunuz diye sordu. İptal. Yükle düğme. Yükle diyorum. Görenler paket için. KDTTS Plus Pro. Görenler için söylüyorum. İlerleme çubuğu biraz yavaş ilerliyor. Çünkü gerçekten içindeki komut dosyalarının boyutu büyük oldu. Evet, şimdi uygulamayı kullanırken uygulamanın ne yaptığını göreceğiz zaten. İşin teorik kısmıyla fazla sıkmayalım sizleri. Paket yükleyici, KDTTS Plus Pro. Galaxy TTS Plus Pro. Uygulama yüklendi. Uygulama yüklendi. Bitti. Bitti diyorum. Zarchiver Pro. Ve buradan çıkıyorum. Zarchiver Pro. Navigasyon çubuğu. Ana. Takback menüsü. Şimdi metin okuma ayarlarına giriyorum. Metin okuma ayarları. Manuel ana ekranı. Metin okuma. Tercih edilen motor. Akapela TTS. Tercih edilen motor. Tercih edilen motor. Ses motorumuz burada. İşaretli değil, radyo düğmesi. Samsung metinden konuşmaya motoru. İşaretli değil, radyo düğmesi. Google ses hizmetleri. İşaretli değil, radyo düğmesi. Kadar TTS Plus Pro 3.19. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Galaxy TTS Plus Pro geldi buraya. Seçiyorum. Dikkat. Bu konuşma sentezi motoru, şifreler ve kredi kartı numaraları gibi kişisel veriler de dahil konuşulan tüm metni toplayabilir. Kadar TTS Plus Pro motorundan gelmektedir. Bu konuşma sentezi motorunun kullanımı etkinleştirilsin mi? Liste dışında. Bu arada uygulamanın içeriğindeki bazı menüleri değiştirdim. Bazı menülerin isimleri değiştirildi. Onu değiştirdim. Göreceğiz şimdi. Hepsini göreceğiz. İptal. Düğme. İptal. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Tamam. Düğme. Tamam. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Evet. Kadar TTS Plus Pro uygulamasının nelere erişmesine izin vereceğinizi seçin. Kayıp yeri, cihazınızdaki fotoğraflara, medyaya ve dosyalara erişme listede. İki, açık, geçişli düğme, kamera, fotoğraf çekme ve video kaydetme. Açık, geçişli düğme, ana. Bazı arkadaşlar modladığım uygulamalara neden böyle bir izin geldiğini sormuş. Bu fotoğraflardaki metinleri ve yüzleri tanımaya yardımcı olacak şekilde tasarladığım için böyle oluyor. İptal. Devam. Devam diyorum. Tercih edilen motor. Evet. Galaxy TTS Plus Pro'yu seçtim. Geri gidiyorum. Galaxy TTS Plus Pro. Bu uygulama Android'in daha eski bir sürümü için oluşturuldu ve düzgün çalışmayabilir. Güncellemeleri kontrol etmeyi deneyin veya geliştiriciyle iletişime geçin. Liste dışında. Ön bellek temizler. 7 files, 7 direktörü istedim. Tamam diyorum. Tıpkı Vocalizer ses motorundaki ya da SVox Classic TTS'deki gibi yahut Loquendo TTS'deki gibi bu uygulama Android'in eski bir sürümü için tasarlanmıştır diyor. Ayarlarına girelim. Ayarlar. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Bir de daha doğrusu az önceki anonsu duydunuz. 7 adet gereksiz dosyayı ve ön belleği temizledi program. Samsung Galaxy Premium bilgisayarı. Yukarı gezinir. Düğme, liste dışında. Etkinleştirmek için 2 kez dokunma. Uzun basmak için 2 kez dokunma ve basılı tutun. aynı şeyi çıkarken de yapacak. Uygulamayı ve gereksiz dosyaları ve ön belleği temizleyecek. Samsung Galaxy Premium TTS ayarları. Ses verilerini yükleyin. 2/1 listede
Ses verilerini yükleyin diyor. Buraya basmanıza gerek yok. Kaldı ki bassanız da bir şey çıkmayacak zaten. Boş liste artık burası. Gördüğünüz gibi hiçbir sesi göstermiyor. Buradaki direkt bağlantıları sildim. Artık burada listelenen hiçbir şey yok. Liste öğelerini ve direkt bağlantılarını sildim. Buradan ses verisi yükleyemezsiniz. Bunu niye böyle yaptığımı soracak olursanız, Samsung kullanıcısı olmadığı halde bu programı kullanmak isteyen arkadaşlar buraya girdiğinde herhangi bir hata almasın diye bunu böyle yaptım. Burayı böyle yapmak zorunda değildim aslında ama işte Samsung dışı cihazlar kullanan arkadaşların bu seçeneğe ister bilerek ister yanlışlıkla basma sonucu girmesini ve buradan bir durduruldu hatası veya başka bir donma çökme hatası almaması için buradaki buranın yönettiği, bu alanın yönettiği dosyanın içindeki her şeyi sildim. Burada hiçbir şey göstermiyor. Geri çıkıyorum. Samsung Galaxy Premium özetle buraya girseniz de, yani girmenize gerek yok. Girseniz de buradan bir şey yükleyemeyeceksiniz. Boş burası. Zaten ben size ses veri dosyalarını APK şeklinde göndereceğim. Önce ses motorunu, sonra erkek sesini, sonra kadın sesini kuracaksınız ve çalıştıracaksınız. İkisini birden kurmak zorunda mıyım? Sadece birini kurabilir miyim? Yani sadece erkeği veya sadece kadını kurabilir miyim diye soracak olursanız, evet. Şart değil ikisini birlikte kurmanız. Birinden birini, sadece erkeği ya da sadece kadını kurabilirsiniz. Ya da her ikisini birlikte de kurabilirsiniz. Bu zorunlu bir işlem değil, tercihinize göre. Erkeği tercih eden erkeği kurar, kadını tercih eden kadını kurar. Her ikisini birden tercih eden ses motorunu kurduktan sonra her ikisini birden kurar. Bu tercih meselesi arkadaşlar, zorunlu bir şey değil. Devam edelim. Sürüm. 3.1.0.2.23 devre dışı 4/1.0. Evet. Sürümü denetleyemiyoruz. Yine sürüm kısmının yönettiği dosyanın içindekileri de sildim. Diller ve sesler başlık 5/1. Diller ve sesler. Bu arada diller ve sesler bölümünde İngilizce Amerika Birleşik Devletleri var. Onu silemedim. Ona dokunmanıza, onu seçmenize gerek yok ki zaten çalışmayacaktır. Artı Türkçe Türkiye bölümüne de direkt olarak üstüne tıklamayın. Uygulama çöker, kapanır. Bunu sadece ayarlardan yapacaksınız. Bakın şimdi. İşaret dediği radyo düğmesi İngilizce Amerika Birleşik Devletleri kadın 6/1.0. Bunun direkt üzerine tıklarsanız program çöker, kapanır. Zaten bu sadece ismi görünüyor. Ses verisi yok burada. İsmini de tamamen silecektim ama uygulamanın hangi alanında yerleşik olduğunu bulamadığım için silemedim onu. O kaldı orada. İşaretli radyo düğmesi Türkçe Türkiye kadın 7/1.0. Türkçe Türkiye kadın. Bunun da üstüne direkt olarak tıklarsanız program çöker, kapanır. Direkt tıklamak yok. Sadece şu ayarlar menüsünden ses seçimi, ayarlar, düğme. Bu düğmenin artık iki ismi var. Ses seçimi, ayarlar, düğme diye. Bu düğmeye ikinci bir isim ekledim. Buraya bastığımız zaman Türkçe Türkiye işaretli kadın listede. Değiştirmek için iki kez dokunma. Kadın sesi seçili halde geliyor. Erkek sesine geçelim. Erkek. Samsung Galaxy Premium SS ayarlar. Ses seçimi. Ayarlar düğme 7/1.0 listede 10 öğe. Etkinleştirmek için iki kez dokun. Dediğim gibi ben bunu kullanmayacağım. Çünkü yeni sesleri sevmiyorum. Ki zaten sevsem de sevmesem de yeni sesler sistemde yerleşik. O yüzden ben bunu sizler için modladım. Sizler için ürettim arkadaşlar.
Yani Samsung cihaza sahip olmadığı halde bu Samsung Metin'den konuşmaya motorunu, özellikle yeni sesleri kullanmak isteyen değerli arkadaşlar için ürettim. Benim işim yok arkadaşlar bu seslerle. Dosya TC sitesine yükleyeceğim bunu ve ses verilerini. Oradan indirip kurup kullanabilirsiniz. Bir de yedekleme servisine atmanızı öneririm. Çünkü bir daha sefere bende olmayacaktır bu dosyalar. Sileceğim bu uygulamayı. Hani şimdi soracaksınız, kendi modladığın uygulamayı nasıl siliyorsun? Emeğine de mi acımıyorsun? Emek verdin sen ona diyeceksiniz ama sevmiyorum arkadaşlar ben bu programı. O yüzden sileceğim sizinle paylaştıktan sonra. Bir daha sefere istediğinizde size dosyayı veremeyeceğim çünkü ben saklamayacağım. Bende olmayacak. Sadece bu videonun altına dosya TC adresi bırakacağım. Dosya.Türkiye Cumhuriyeti web sitesinden indirebilirsiniz. Tabii ki bu web sitesi bu dosyaları sakladığı sürece. Açık kaynak lisansları 9/1.0 etkinleştirmek için 2 kez okudum. Açık kaynak lisansları diyor. Burada bir şey yok. Burası zaten İngilizce bir alan. Dikkat edin, şimdi çıkıyorum buradan. Ön belleği temizledi ve 3 adet gereksiz dosyayı sildi. Metin okuma ayarlarından çıktığım zaman da aynı şeyi yapacak. Gelişmiş seçenekler. Bir üyeden 2 tanesi gösteriliyor. Etkinleştirmek için 2 kez dokun. Ana ekran sayfa 1/1 varsayılan sayfa. Evet, ön belleği ve gereksiz dosyaları temizledi ama bu defa anons etmedi. Samsung kullanıcılarına gelince bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Ses verileri zaten Galaxy Store'dan indireceğiniz için hem orijinal Samsung Metin'den konuşmaya motorunda hem de bu modlanmış uygulamada aynı ses verilerini yönetebilir ve kullanabilirsiniz ama bence gerek yok yani. Kaldırabilirsiniz Samsung kullanıcıları. Bunu denemek isteyen kurup deneyebilir ama telefonunuzda tutmanıza gerek yok. Zaten var bunlar. Ve güzel de değil açıkçası. Ben bunu sadece Samsung cihaz sahibi olmadığı halde Samsung Metin'den konuşmaya motorunun yeni ses verilerini kullanmak isteyen arkadaşlar için modladım. Bugünkü içeriğimiz de bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle.